Merhaba. Ya bir sürü şey aldık, alışveriş yaptık. Ahçım diye geçiniyor, bana resim mesim gösteriyor. Eve geldik işte et aldık, bilmem ne, balık falan aldık falan. Ondan sonra geldi, hiç diyor bir şey yemeyeceğim. Sizin pişirdiğiniz yemeği yiyeceğim diyor. Burada pişirmiş olduğum bir yemek var. Pilav da yapsın Bu hocam. nedir? Patlıcan falan. Oturtma. Pilavı oraya koydum. Ekmek falan pişirmeyeceğim diyor. Sadece bunu yiyeceğim diyor. Ve adam ben seni niye evime getirdim? Bana ahçım diye hava atıyorsun. İdmanın Haluk. okuması var mı? Ne? Ver, var şurada. İçine şey koydun mu? Bir bak bakayım. İçinde... Var. Tamam. Var. Evet. Adın ne senin? Haluk. Haluk. Niçin buradasın sen? Turistik amaçlı gezmeye geldim işte. Rodeo izlemeye Rodeo geldim. işleri. Tabii. Biraz önce aksadığını gördünüz. Ayağında ne var senin? Taş gibi. Ne var? Ne var? Ayağında ne var? Platin mi? Platinyum. Platinyum, he? Platin. Platin. Niye? Niye platin? Boğa vurdu, rodeo yaparken Ya, kırdı. ya düşün ki Türkiye'de bu adam rodeo yapıyor. Buraya geldi Tucson'a. Ben 20 kaç yıldır bu arada ben edip. Kaç yıl ellerim çok böyle döndürdüğüm için şey, elim Parkinson gibi titremeye başladı. Şeyde nedir? Tucson'da 26-27 yıldır Tucson'dayım. Bir kere bile rodeoya gitmemişim. Senin vesilenle geldim oraya. Ben Eyvallah. de senin sayende buradayım. Eyvallah, hoş geldin. Yani Safa gel. Birimizin Tucson'a... sayesinde rodeoda buluştuk. Evet, rodeocu Haluk şimdi et pişirecek. Ne arıyorsun? Biftek kızartacağız. Tamam, ne Çok güzel arıyorsun şimdi? terbiyeleyeceğiz eti. Ha. Buna biraz yağ, salça, tuz, biber atacağız. Evet. Biraz dinlensin. Evet. Sonra güzel bir ızgara yapalım. Yiyelim Eyvallah. hocam. Yani başka ne yapıyoruz? Zaten yemeğimiz var. Tamam. Peki Pilav da koyduk. burada şey var. Nedir? Tava falan var. Onlardan birisini alırsın. Eyvallah. Sen nerelisin? Ankaralı mısın? Ankara. Tamam. Ne dedin Haluk? Soğanımızı bulamıyorum. Soğanımızı. Soğan buraya girdi. Yürüdü yürüdü tepiş tepiş. Buzdolabına girdi. Oraya girmedi. Buzdolabına mı Aha, buzdolabına. Aşağıda. koyuyorum? Okey, buldum. The more noise you make, the harder they try to win, right, Alan? Let's go. Get the points on the board. 83 or more. Whoa. Out of board. Hey, I love to start it off like this. The ice has been broken. We have a qualified ride. Let's get him on the ground where he belongs. You can say hi. Bu 10 gün devam ediyor. 10 gün. There's your leaderboard on the big screen right now. 82, 80, 79 and a half is third. We're going to slide up one to shoot seven. It is R&R Family Kitchen. And Kyle Charlie from Lukachukai, Arizona. First class, the Bucking Horse. They've won a pile of money on this one. Keep your eye on the big screen. We'll give you a little rodeo 101 as we move throughout the bareback riding today. One of the things to remember is half of the score comes from the livestock. I'm going to introduce you to the livestock contractor right after this ride. But what you need to know is the harder they buck, the higher they jump, the better you ride, the more you win. If it's your first rodeo, welcome. Cowboy Lifesavers, the Ram Boys, the Pickup Men, Shandon Stalls, Matt Scott, and Brent Sutton are here. All right, somebody scream at him. Come on. Good looking ride.
the pride of the Navajo Nation of Arizona. That's the first two guys that you watch today. Native American Indian Cowboys. That's what you're watching in Arizona right there. Nice job, Kyle. A 77-point ride will set him up as well to come back for our short round on Sunday. Next week is the final championship round when we crown the champions. We're looking at Arizona on evet, Sunday Haluk, right now for our next match. Sen hiç İngilizce de bilmiyorsun burada. Geldik. Kind of a red tie on, a straw hat, kind of a plaid shirt. That's our stock rodeo aşığıymış. I'll say hello in a moment. Canadian bareback rider Michael Silver. Queen Molly, the bucking horse. Oh yeah, come on. Oh yeah, I like it, I like it. Go on, Kyle. Pick him up, dust him off a little. That's what I'm talking about. Wow. Canadian Finals Rodeo Qualifier Superstar Bareback Rider and in the money as well. 78-point ride today. 78 for Solberg. Bringing the horses and bulls from Oklahoma. They've been doing it for 6 decades. Benny and Rhett Butler, they know how to put the stock together. Make them welcome, will you? Mr. Benny Butler. Haluk, atla ilgili bir yorum yaptın. Neydi, ne dedin? Bunların hepsi yediş dedim. Yediş, nasıl anladın? Yani erkeklikten alınmış. Öyle mi? Biz Türkiye'de bunlara burkulmuş deriz. Ya, yani sebep ne olabilir? Daha yerleşsinler, daha gelişsinler, enerjilerini harcamasınlar. Yani hadım ağası bunlar. My, here they come. Hello, Mandy. Thank you for flying the banner and thank you for saluting all of our cowboys. A little too soon. Ay, sizin şeyine benziyor. My arm hurts. Yeah. I can't get on and I don't blame them a bit. That's the event that takes a toll on a cowboy's body more than any other event in our game. Ya inanamıyorum. İçkinin ve gazinonun reklamını yapıyorlar. Bu gazino reklamı. Bu gazino bayrağını şey diyor. Burada kumarhane. İnanamıyorum ya. Reklamdan da çok para alıyorlar. Devletin reklamını yaptılar. Biranın reklamı, içkinin reklamı, dinin reklamı. Nerede kötü şey varsa reklamını yaptılar yani. İnşallah sen öyle yapmazsın. İşin zor yani. Haluk. İşin zor. Crowd, all right? Right. So, here's what I want to do. I want all the happy people to sing with me. Because you guys are happy people, right? All right? So we all have to sing. Now remember this. If the person beside you is not singing, slap them in the face. No, 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 no. Here we go. No, no. Start it out. Here we go. If you're happy and you know it, clap your hands. Oh, here we go. Verse two. If you're ugly and you know it, clap your hands. You guys are safe in section G. All the ugly people are around out here. Give yourself a round of applause. That was good. We're just getting warmed up. We're good. Give me the hot chicks clap. How about we call on our first big boy? Welcome, Justin. I'm glad you're here. Steer wrestling is the name of the game. 400-pound steers, knock them down, get them on the ground as quick as you can, and a nice chunk of the money will go to the cowboy that can do it better than anybody. Little Squirt 101 will explain it to you. As of Rigby, Idaho rides into the box. We've only had one time. Yesterday afternoon's performance was a little tough on the Cowboys. 10.2 in the lead now. Anything quicker than 10.2 will win. Fastest time. Steer gets a head start. Here we go. Hey, hey, we're gonna do it. Uh-oh. He went down the wrong way. There we go. That'll work a little better. 13 pounds. Exactly what Justin's wife looked like, trying to get her to the altar.
Yeah, Wayne. Wayne, if you make fun of me today, after the rodeo, I'm going to go out to the parking lot and let all the air out of every tire on your Prius, okay? Hey, stop it. Do you guys know that when Wayne's not at rodeos, he wears skinny jeans? Güneşten dolayı iyi görmüyorum kamerayı. Güneşte görüntüyü. I wouldn't do that. Nobody wants to see a fat guy with a wig. Pueblo, Colorado is home to the next cowboy. The way rodeo works is like this. It's kind of like a stepping stone. The more money you win at the little rodeos, the bigger ones you get to go to. So, if you can win your circuit title at Turquoise, Arizona, Mexico, you can win your circuit championship. You get to go on to the National Circuit Finals Rodeo in Florida. The next guy, John Keith. Hey, I have an idea. What? If the next guy, Ty Kip, or anybody else today, passes that line, then we'll have the policeman tase. Good takedown. That's the penalty.